Trend Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul 7363.55 yüksek seviyesini gördü. Özellikle bankacılık sektörü ön plana çıkıyor. Garanti 47.82 gördü. Şu anda %2,5'a yakın primli. Neler oluyor? Kısaca görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Takip ettiğiniz üzere Borsa İstanbul tarafında iyimserliğimi devam ettiriyorum. 7200-7800 bölgesi. Özellikle hafta başından itibaren süper bonoyla ilgili yapılan bazı piyasa dedikoduları endeksin yukarı yönlü hareketini sınırlandırdı. Fakat dün itibariyle bu etkinin ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. Çünkü piyasaya yeni haber akışları geliyor. Uzun bir zamandan beri özellikle dış politikada vurguladığı olası bir not artışı, ki bu not artışı nasıl siyasi düşürülüyorsa siyasi olarak da arttırılacak. NATO, dış politika, Amerika-Türkiye ilişkileri. Burada not artışına ilişkin aslında zemin oldukça fazla. Olur olmaz bunu takip ediyor olacağız. Hani Fitch'in planlı notla ilgili değerlendirmesi Eylül ayında olacak. Ağustos ayında bu not artışına ilişkin veyahut da görünümde yukarı yönlü revizyonlarla alakalı beklenti çok etkin olabilir. İkinci olarak yarın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı JP Morgan'ın yapacağı yatırımcı toplantısına katılacak. Bakalım o toplantı tarafında para politikasına ilişkin ülke risk priminin tekrar 400 üzerine çıkması ama ileriye dönük yapılacak yol haritasına ilişkin yeni haber akışları, dış yatırımcıların bize karşı bakışları gibi unsurlarda önemli sinyaller gelecek. Ve bu bağlamda da özellikle bankacılık sektörünü beğenmeye devam ediyoruz. Trend yatırım uygulamasında öneriler kısmımızda Halkbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi önerilerimiz açık olarak devam ediyor. Merak eden yatırımcılarımız hangi seviyelerden giriş önerisi verdiğimizi, hangi seviyelerden çıkış olabileceğine ilişkin detayları uygulamada bakabilirler. Bugün de Garanti Bankası'nı önerilerimize ekledik. Tabii eklerken de uzun bir zamandan beri pozisyonlarımızı kapatmıyorduk ama kısmet İşmen'e nasip oldu. İşmenkul hisse senedine 20.30'dan verdiğimiz teknik öneriyi tavan fiyattan kapatarak 34.88, yani yaklaşık %35'lik bir pozitif getiriyle kapattık. Tabii İşmen'i bölünme öncesinde de önerilerimiz vardı. Bunu da Tribe uygulamasındaki geçmiş önerilerimizin menüsü altında da takip edebilirsiniz. Şimdi 7200-7800. 7800'e yakın sıyacak hareketteki stratejinin bankalarla olacağını düşünüyorum. Ve bunun için de bu 7800 olası hareketine bugün, yarın, yeni haftayla beraber bankacılık endeksine bakmak gerekiyor. Bugün enflasyon verisi geldi. Biz 8.85 bekliyorduk. Yüksek tek hane, yani 9.99'a yakın sıcak bir enflasyon geldi. Hisse senetleri, borsa enflasyonu sever. Evet, refah kayıpları var. Alım gücü düşüyor, bunu biliyorum ama objektif hisse senedine bakıldığı zaman da bu pozitif bir katalist. Bu bağlamda da enflasyonu mal ve hizmet fiyatına direkt yansıtabilen, işte cam sektörü, kimya sektörü, gıda ve giyim parakende, kahverengi eşya, mobilya tarafı özellikle ve içecek tarafı. Önerilerimiz tarafında da Coca-Cola ve AG Hol'ü bu enflasyonist temadan dolayı devam ettiriyoruz. Coca-Cola özellikle 261.10 alışımız vardı ki Coca-Cola'da şu anda 322.50'lerde, hani 7 günlük yükseği 326.40 gördü bugün. AG Hol 119.10'dan beri önerimiz açık ve bir de geride bıraktığımız hafta eklediğimiz sigorta şirketine ilişkin önerilerimizde Aksigorta bugün %7'nin üzerinde primli, 5.12'ler gördü. Türkiye Sigorta önerimiz açık olarak devam ediyor. 19.40'lar gördü. O da %7'nin üzerinde primli. Evet, endeks sürekli yeni rekor seviyesi tazelerken hep şu sık bir şekilde dile getiriliyor. Çok yükseldi. 4000'de, 5000'de, 6000'de, 7000'de, 7300'de biz bu ralliye dahil olamadık. Dahil olamadığından dolayı
satış gelmesi lazım. Geri çekilme olması lazım. Ama işte herkes de aslında bu rally'yi büyük bir ihtimalle kaçırdığından dolayı keşke sert bir geri çekilme olsa da %3 ile 5 arasında hisseler devre kesse de dahil olabilsek diye bekliyor. Dolayısıyla sabah videoda da belirtmiştim. 4000'den 7363'e giden harekette trende dahil olup pozisyonları göreceli maliyete taşımak mı başarıydı? Evet, bu başarılıydı. Hani biraz da kendi pozitif yönlerimizi ön plana çıkartayım. Ama 4000'den 7300'e kadar giderken oyun dışında kalıp trende dahil olmayıp hisse yatırımına dahil olmadan her 1000 puanda çok yükseldi. Çok sert satış gelecek. Çok yükseldi, çok sert satış gelecek algısı da bu kalabalığın aslında analiz veyahut da görüşü anlamında bir yanlılık hatasına maruz bırakıyor. Onun için objektif olarak bakmak lazım. Çok haber akışlarından etkilenmeden evet bir geri çekilme gelmeyecek mi? İlla ki gelecek. Ben de söylüyorum. 7200-7800 bölgesinde belki 7800'e yaklaştığında belki 7450'ye yaklaştığında bir geri çekilme gelecek. Ama o geri çekilme olsun ki trendin güçlenmesi anlamında teknik olarak bir katkı sağlasın. Dahil olamayan yatırımcılarımız da dahil olsunlar. Borsa İstanbul'daki bu olası yıl sonuna kadar ki 9100 potansiyeline doğru bir sisteme dahil olarak yatırımlarını yapsınlar. Tabii bu noktada ısrarla endeks 30 selektif rally olacağına yine tekrar ediyorum. Onun için bankaları ön plana çıkıyorum. Bireysel yatırımcının banka hisse senetlerine dahil olmadığını biliyorum. Diyeceksiniz ki hocam endeks 30 veyahut da banka dışında hiç mi hisse senetleri yok? Tabii ki de var. Bu hisse senetleri söylediğimiz, verdiğimiz tavsiyelerden daha iyi getiri sağlıyor olabilir, sağlayacak da böyle bir iddiam da yok. Ama risk kontrolü anlamında bu endeksin güçlü trendinde endeks 30'u takip edip ve endeks 30 içindeki rotasyonlarda selektif rally'yi izleyip ve biraz da trade anlamında değil de yabancının buy and hold dediği yani al ve tut yatırım perspektifinde Borsa İstanbul'a bakılacak olursa daha anlamlı olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii bu tamamen benim stratejim ve taktiğim. Anlamlı gelen tarafları, en önemlisi anlamsız gelen tarafları değerlendirip kendi risk tercihinize bağlı olarak kararlarınızı uygulama tarafında tamamen özgürsünüz. Biz burada sadece gördüğümüzü yorumlamaya çalışıyoruz. Sabah da 10.30'da özellikle teknik bakış altında Garanti, EKGÖ başta olmak üzere bu hisse senetlerine ilişkin teknik görüşler paylaşıldı. Saat 16'da Cengiz abiyle beraber daha detaylı kapsamlı durumları anlatıyor olacağız. Lütfen Tribe uygulamasını indirin. Hesabınız yoksa uygulamadaki erişimi sağlamak için hesap açmanız gerekiyor. Önerilerimize bakın. Sizden ricam YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, videonun altına olumlu, olumsuz her türlü görüşünüzü, isteğinizi, merak ettiklerinizi yazarak bize destek sağlamanız. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.